Sizin bir açıklamanız var. Ekim 2020'de size bu çok sorulmuştur. Diyorsunuz ki Cumhuriyet'in 100. yılını Tayyip Erdoğan'a bıraktıktan sonra siz bu işi yapamıyorsunuz demektir. Kazanırsak bırakacağız, kaybedirsek devam edeceğiz. O kaybedince devam etme işi zor hakikaten. Olacak bir iş de değil. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başaramadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım diye de devam ediyorsunuz. Şu an Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Tayyip Erdoğan iktidar. Aynen o dediğimi yapmışım. Yoksa ben grup başkanı seçildim seçimden hemen sonra. Şimdi bırakıyorum yani fiilen bıraktım. Genel başkan seçilmezsem seçileceğimi düşünüyorum. Grup başkanlığını da bırakacağım. Ben seçimden hemen sonra grup başkanı seçildim. Hatta şöyle söyleyeyim. Seçimden önce bizde adaylar vardı. Cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları, bakan adayları ve meclis başkanı adayı. Bir de grup başkan adayı ben. Seçim bittikten sonra hedeflediği pozisyona gelen bir tek ben varım. Bazı arkadaşlar benim pozisyonumu tartıştılar bir ara. Dediği noktaya gelen bir tek ben varım. Ben grup başkanı olacaktım, oldum. 5 yıl boyunca ben bu grup başkanlığı görevini sürdürürdüm. Köşe odam var, makam arabam var, şoförüm var. Hiçbir sıkıntım yok. Ben orada dediğimi yapıyorum. Kendimi sorguladım. Ben itiraz ettim. Böyle devam edemeyiz dedim. Tayyip Erdoğan'a kaybettiysek bir sıkıntı var dedim. Ve hep birlikte gereğini yapalım dedim. Yapmadılar. Fedakarlık da yaparım, sorumluluk da üstleneyim dedim. Genel başkan adaylığı gibi Tolga Bey, Sayın Altan Öğmen ve Sayın Hikmet Çetin ellerinden öpüyorum. Onların yaptığı kısa dönemli, biri 1,5 yıl, biri 1 yıldan süredeki genel başkanlıkları çıkarırsanız, genel başkanımızdan 3 tane önceye gittiğinizde İsmet Paşa'ya gidiyorsunuz. 4 tane önceye giderseniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Böyle bir partide, 100 yıllık partide belli bir sürenin üzerinde, yani bir seçim ve fazlasını görmüş, seçim geçirmiş genel başkan sayısı 5. Ben o genel başkanlık noktasına bir grup genç arkadaşımızla birlikte onlardan güç alan ve onlara güç veren bir kadro hareketinin bir adım önünde duran kişi olarak talep açıyorum. İddia koyuyorum. Ben orada dediğimi yaptım. Kazanamazsanız peki ne olacak? Kazanamazsam partinin neferiyiz. Kazanamazsak Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçmenle arasındaki bu kırgınlık, küskünlüğü çok hızlı onarabileceğimizi düşünmüyorum. Ama yerel seçimlerde başarılı olabilmek için üstüme ne düşen katkı varsa yaparım. Milletvekili sorumluluğumu yerine getiririm. Ama daha önce söylediğim gibi kazanamadığım takdirde herhangi bir hani yönetim görevi veya grup başkanlığına, çünkü seçilmiş durumdayım, bırakmadık da, resmen bırakmadım, fiilen bıraktım ama görevi bırakırım. Ama şunu söyleyeyim, pek öyle kazanamayacak gibi durmuyoruz. Enteresan bir açıklama yaptı Sayın Genel Başkan geçenlerde. Dedi ki kurultaydan sonra birileri tekrar çıkıp konuşursa partinin aleyhinde, televizyonda tartışılır duruma getirirse onları partiden göndereceğim dedi. Buna da ben şimdi bir cevap verdim, çalkalandım. Gördüm ama bir şey soracağım. Sayın Kılıçdaroğlu nereden biliyor seçimi kazanacağını? Ben de onu söyledim. Nasıl de bu kadar emin mesela? İlk paragrafında onu söyledim. O var ama her yerde haber olmadı. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 Kasım günü kimin genel başkan olacağına bugünkü genel başkanımız değil, o gün oy kullanacak delegelerimiz ama karar verecek. Ama Kemal Bey bunu söylediğine göre emin. Ya diyor ki ben seçimden sonra, kurultaydan sonra bunu devam ettirirlerse bana muhalefete, parti içindeki muhalefete, onları ayırırım partiden. Ya galiba, diyor ki ben kazanacağım diyor. Kemal Bey galiba şu anda işte değişimciler önde diye matematik öyle ortaya çıktı. Hiç şans verilmiyordu ama iddialı bir noktaya geldik. Biraz da o kendilerini destekleyen tarafta bir güven bunalımı da yarattı. Zaten gönlü değişimde olup değişim olmaz diye o tarafta bulunan bazı arkadaşlar gönüllerinin olduğu değişime doğru yönelince, ya biz kendimizden eminiz görüntüsünü vermek için yapıldı diye düşünüyorum açıklamanın bu kısmı. Ama ikinci kısmı çok sorunlu. Diyor ki kapının önüne koyarım. Ben şunu söyledim. Yani elbette parti disiplini önemli. Elbette kurultaydan sonra tek ses tek yumruk olacağız, kim kazanırsa kazansın önemli. Ama daha yapılmamış bir kurultaydan sonra söylenmemiş sözleri kastederek kapı önüne koyma gibi lafları da doğru bulmam. Ben 6 Kasım günü kimseyi kapının önüne koymayacağım. Partinin kapılarını ardına kadar açacağım. Ne olacak mesela kurultaydan sonra Kemal Bey kazanırsa, siz şu ana kadarki bütün bu eleştiriler, sizinle birlikte yola çıkan değişimci siyasetçiler, yol arkadaşlarınız kapının önüne koymamak için bir anda susup şey mi yapacaklar? Her şey çok iyiymiş, tamam tekrar seçeceğim. Yok, gerçi şunu söyleyelim. Şimdi kurultaydan önce söylediklerinizi kurultaydan sonra seçime gidiyorsanız, kurultay bittiyse, delege de bir karar verdiyse, delege her şeyi duydu,
Özgür Özel'i dinledi, değişimcileri dinledi, genel başkanımızı ve ekibini dinledi. Bir karar verdi, o karara saygılı olacağız. Yoksa hani seçimlerden sonra pazartesi günü başka parti seçildi diye şey yapmaya devam etmiyoruz. Yani seçim sonuçlarını reddetmeye, ama yerel seçim sürecine kadar var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde doğruları söylemeye, içeride tartışmaya, konuşmaya devam ederiz. Ama kamuoyu önünde varıp da arıza çıkaracak halimiz yok. Siyasi parti.